tam istediğim şeye geldi, kıvama geldi. Mutlu günler efendim. Hayatın İçinden'le karşınızdayız. Hayatın İçinden'in bugün konu Hidroliksan Yönetim Kurulu Başkanı Halim Usta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Dilan Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Biz programa başlamadan önce çaydan bahsediyorduk. Halim Bey çayı soğutup içiyormuş, onu konuşuyorduk. Hemen programa geçmiş olduk. Önce sizi bir tanıyalım mı hemen? Tabii ki. Buyurun. Ben Halim Usta. 1959 doğumlu. Konya'nın Meram ilçesi Sarısı köyünde doğdum. Doğum tarihi ne kadar çok düşündük Halim Bey. okul hayatından sonra işte sanat için Konya'ya geldim. 1971 yılında. 71 yılında bir pres üreten firmaya çırak olarak girdim. 71 yılında. 71 yılında. 71 yılından işte 79 yılına kadar çıraklık kalfalık dönemim geçti. 82 yılında da askerden geldikten sonra iş yeri açtım. Hidroliksan'ı. Hidroliksan'ı. 82 yılında firmamızın kuruluşu. 82 yılından bu yana devam ediyor. Devam ediyoruz. Peki o zaman birazcık hidrolikten bahsedelim. Hidrolik nedir? Hidrolik deyince benim aklıma bu arabalarda araba hidroliği oluyor ya, ondan geliyor. Evet, hidrolik alanı yani saymakla bitmez. Çok geniş bir alan. Çok geniş bir alan. Sizinki hangi tür? Bizimki makina. Hidrolik pres makinası. Hidrolik pres makinası. Hidrolik pres makinasını üreten firmada ben çırak olarak başladım. Ben de oraya geldiğimde hidrolik ne olduğunu bilmiyordum. Yani oraya gelince hidrolik presin orada öğrenme fırsatı buldum. Ve oraya girenlerin içerisinde devam edip o işi kendime bir meslek olacağını ben de düşünmüyordum. Ama yıllar geçti ki ben o mesleğin içerisinde kendimi buldum. Pres üretimi içerisinde kendimi buldum. Nasıl bir şey pres üretimi? Vallahi bir pres üretimi insana mutluluk verir. Yani ürettiğim bir makina. Yani üretiyorsun, makine çalışır vaziyete geliyor. O makinede insanlar parça basıyor, bir şey üretiyor veya işte preslik ihtiyacı olan, basma gücüne ihtiyacı olan kişiler, pres alanı çok geniş. Bizim işte tornacı atölyesinden, rektefe atölyesinden, efendime söyleyeyim, şantiyelerden, fabrikalardan her yerde kullanılan bir makine. Artı bu makinelerin biz baskı gücü yüksek, 1000 ton, 1500 ton, 2000 ton, işte tablası 3000'e 2000, şu anki ürettiğimiz makineler bu makineler. Yani atölye presinden modern makinelere geçtik biz yani. Ve dünyaya bu makinelerden 45 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şimdi bu pres makineleri her alanda kullanılıyor dedik ya, siz her alanda kullanılan pres makinesini üretiyor musunuz? Üretiyoruz. Bizim 5 tondan 3000 tona kadar üretimimiz var. Yani ufak bir atölye presi, küçük bir manuel presten 3000 ton kapasiteye kadar şu anki firmamız bunu üretmeye kapasitesine sahip bir firmamız. Kaç tane personeliniz var? 180-100 civarında, yani değişiyor bu firmadaki çalışan arkadaşlarımız. 80 ile 100 arasında çalışan elemanımız var şu anda. Peki mühendisliğiniz var mı? Hidrolik mühendisliği diye. Vallahi şöyle, benim hidrolik mühendisliğim girdiğim firma, Allah uzun ömür versin ustama. Ustam Mehmet Kayhan. Kendisiyle gurur duyuyorum. Ben o firmada öğrendim bu mesleği. Pres üretimi, o insan, o da böyle çıraklıktan yetişmiş, üretmiş. Beni de köyden gelip, çıraklıktan gelip, biraz akrabalığımız var. Bizi kendileri bizim elemanımız olur diye düşündüler. Biz altı olan kardeşiz. Ve bunlar biz epey bir, bunlar bizim askerimiz olur diye düşündüler ama Allah bize lütfetti. 9 sene çalıştıktan sonra ben iş yeri açtım. Ustam bana söylediği, oğlum sen işte bir ilkokul mezunusun ama bizim burada bir Kayan Üniversitesi'ni bitirdin. Sen bir toplum içerisinde adam Yıldız'dan mezun oldum, işte Selçuk'tan mezun oldum, ÖTTÜ'den mezun oldum. Sen de Kayan Üniversitesi'ni bitirdim de insanlar Kayan Üniversitesi'ni düşünsün dursun. Yani sen burada Kayan Üniversitesi'ni bitirdin. Bu makineyi burada, yani bir mühendis olan kişinin çoğu bu üretimi yapamaz. Ama sen bunu üretmeyi burada öğrendin. Ben sana başarılar dilerim diye kendisinden böyle şey aldık, elini aldık.
Ve ben bu firmayı, Türkiye'yi ve Konya'yı ve firmamı dünyaya tanıttım. Yani fuarlara katılaraktan, işte gerek İzmir'e, önce İzmir'den başladık fuara katılmaya. Daha sonra İstanbul fuarlarına katılmaya başladık. O da yetmedi. Artık Avrupa'ya fuarlara katılıyoruz. Yıllık yani 10 ile 15-20 arasında gerekse Avrupa ülkelerine, gerekse Rusya'ya devamlı fuara katılıyoruz. Yurtdışı fuarlarına katılmaya ne zaman başladınız? 2000 yılında başladık. 2000 yılında başladınız. 2000. O günden bu yana katılıyorsunuz. O günden bu yana katılıyoruz ve fuarlar bize hep kazandırdı. Yani hem kendimizi tanıttık, hem fuardaki gördüğümüz ürünleri burada uygulamaya başladık. Hı hı. Firmamızda uygulamaya başladık. Yani gün geçtikçe de işimizin önü açık. Yani bu üretimin önü açık yani. Konya'da kaç tane firma var sizin gibi? Yani bizim gibi eşdeğer karşımızda bir firma daha var. O da bizim gibi aynı o şekilde bizim kapasitemizde belki de bizden fazladır bilmiyorum. O firma var. Meslektaşımız. Ona da başarılar dilerim. Diğer ufaklı büyüklü bilmiyorum. Bir 15 tane daha böyle küçük firmalar çıkar. Yani onlar da koşturuyorlar. Yani herkese şey var, üretimde yer var yani. Herkes koşabildiği kadar koşabilir yani. Peki Türkiye açısından böyle değerlendirirse kendinizi nerede görüyorsunuz? Nasıl yorumlarsınız? Yani ben köyden geldiğimde örnek veriyorum, bir oturacak evimiz yoktu bizim. Yani bugün evimin hesabını bilmiyorum ben. Oturduğum evin hesabı, kaç tane evim var bilmiyorum inan ki. Allah'a çok şükür olsun. Ben çalışan, yani yatmayıp devamlı çalışan, kendini geliştiren arkadaşların önü açık. Ama çalışmazsan, bir mesleğin olmazsa, ben yattığım yerde bana devlet yardım etsin, bana efendime söyleyeyim işte, böyle bir şey yok. Çalışacaksın, mesleğinde ilerleyeceksin. Bu meslek seni çalıştık sıra önünü açar. Benim yanımda bugün 10 tane makine mühendisi çalışanım var. 10 tane dış ticaretçim var benim. Yani ben kendim ilk mezunum ama ben yeniliğe açık bir insanım. Yani ben teknolojiyi takip edebildiğim kadar takip ediyorum yani. Ekibimle beraber. Arge'miz de var. Arge ekibiniz var mı? Arge ekibimiz de var. Ne gibi çalışmalarınız var? Yani kendimizi hep yenilemeyi, ürettiğimiz ürünleri hep yenilemeyi, devletin de bize verdiği imkanlarla hep kendimizi günün şartlarına göre geliştiriyoruz yani. Devletin aldığımız verdiği imkanlar yeterli mi? Yeterli. Ben şöyle söylüyorum. Ben makine alıyorum. Ben mesela örnek veriyorum. Ben bir makine almışım. 1 milyon euro. Efendim benden KDV'sini almıyor devlet yani. Benim yatırımıma destek oluyor yani. Devletimizden yine Allah razı olsun. Fuarlara katılıyoruz. Fuarlara katıldığımız zaman ülkeye göre %50, %70 bizim katıldığımızın metre birim fiyatını bize iade ediyor. Uçak paramızı iade ediyor. Gerekirse otel paramızı iade ediyor. Hiç katılmadığımız ülkelere. Daha ne olacak yani? Ben bugün 50 ülkeyi gezdim. Mesleğimden dolayı. Benim yaşımda çok insan İstanbul'a gidip gelen azdır yani. Bana nasip oldu ki 50 ülkeye ben fuara katıldım. Hala da katılıyoruz firma olaraktan. Peki fuarlardan ne gibi katkı sağlıyorsunuz? Biraz daha açarsak o konuyu. Yani nasıl katkı sağlamak? Yurt için mesela Türkiye'de katıldığınız bir fuarın ne gibi yani faydası oluyor? Yani şimdi şöyle, bu imkan meselesi. Biz önce yurt dışını bilmiyorduk. İlk önce biz iş piyasadan, örneğin 1985'lerde, 90 yıllarında hep İzmir'e gittik geldik. İzmir'de bir internasyonal fuar vardı. Oradan biz Türkiye içerisine açılmaya başladık. Ve orası da artık işlevini kaybetti. İstanbul Siener Fuarı devreye girdi. İstanbul'dan Siener Fuarı'ndan biz hep Avrupa'daki müşterilerle tanışmamız nasip oldu. Örnek veriyorum. Malezya'dan bir müşteri geldi. Ben müşteriye şöyle bir baktım. Müşteri yani bu müşteri mi bir şey mi soruyor. Hiç müşteriyi ben yani şey olarak görmedim. Bir müşteri olarak görmedim ama bana dedi ki tercüman İngiliz dedi. Baktım adam, hemen bir tercüman orada ayarladık. Ben dedi Ermaksan firmasının Malezya bayisiyim. Deyince ben hemen adamın karşısında o tavrımdan vazgeçtim. Hemen bir ciddi bir müşteri olduğunu tahmin ettim. Bana dedi ki
bana makine verirsen, 6 ay bana vade yaparsan, ben senin makinalarını satmak istiyorum. Beni de referans olarak Bursa'daki Ermaksan firmasına sorabilirsin dedi. Ben zaten sorma bile ihtiyacı duymadım. Dedim şansımı bir deneyeyim bu insana. Ve vermiş olduğu sipariş bize o gün için bir konteyner sipariş verdi. Onun o tuttuğu siparişin bedeli o gün için 45-50 bin euro. Ve o firma bana dedi ki Halim Usta, seni biz Malezya'ya davet ediyorum. Yani bir Malezya'ya bizi gel ziyaret et, bizi gör. Ben Malezya nereye? Malezya'nın ismini orada duydum ben. Malezya'nın ismini duymamıştım, bilmiyordum yani işin gerçeği. Ve dedim nasip. Ve aradan 3 ay geçti. Bunu etrafımdaki dostlarla paylaştım. İzmit'te bir dostum, alışveriş yaptığımız yine meslektaşlarımızdan bir dostum. Halim Usta dedi, Malezya'ya gitmek ister misin? Dedim ne olmasın, nasıl gideceğiz? Dedi İstanbul Ticaret Odası oraya Türk Günleri diye bir fuar düzenliyor. Katılmak istersen katılalım. Hay dedim. Çok da isabetli oldum. Ve bizim o Malezya'daki müşterimize presleri gönderdik. Biz ona dedik biz Malezya'ya geliyoruz. Tabii ki o insan bizi Malezya'ya vardığımızda bizi geldi. Oradaki katıldığımız fuarda bizi ziyaret etti. Ve bizi aldı. Mekanına götürdü. Mekanında ben bir baktım ki adamın 20 bin metre kapalı alanı var. İçi takım tezgah dolu. Kendi kendime dedim ki Halim Usta yani ne iyi etmişsin de bu adama istediği vadede yani adam 6 ay benden vade talep etti. Ben de veriyorum dedim. Ne isabetli olmuş dedim yani. Ve şöyle ki bugün Çin'de pres üretiliyor. Malezya ile Çin arası çok yakın. Yani ama o insanın benden böyle talep edip de ben ona vermem. O insan bana bu vadede bu insan bana bu imkanı tanıdı diye o insan benden vazgeçmedi. Yani 2000 yılı 2019'dayız. Her yıl bizden yani kesinlikle senede 50 ile 100 bin euro arasında alışveriş yapıyor yani kesinlikle. Yani 19 yıldır insanla ticaretimiz devam ediyor yani. Ne güzel. Yani bir firmanın sahibine dedim ki sen benim abimsin. Çin'de fuarda karşılaştık. Pres şeyinde, standında dedi ki görüyor musun bak Çin'de de pres üretiliyor ama ben senden aktif vefa olaraktan vazgeçmedim dedi. Yani sen bana dedi vadeli mal vermiştin ya dedi. Ben de yanımdaki oğlum ve yanımdaki tercüman arkadaşa sen benim abimsin, abiler işte küçüklerini bırakmaz diye bu şekilde espri yapıp kucakladım kendisini. Yani bu girişkenlik ruhu yani. Yani karşıdaki insana güvenmek. Tabii her güvendiğin insan da sağlam çıkmayabilir yani. O da bir şans yani. Tabii onlar da var. Peki dünya pazarında kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendi alanınızda. Vallahi dünya pazarında şöyle söyleyeyim. Yani bir sürü üreten firma var. Bir sürü üreten firma var. Bunun işte Avrupa'da üretilenleri var. Efendime söyleyeyim. Türkiye'de üretilen firmalarımız var. Yani Konya firmalarımız var. İstanbul'da var. Bursa'da firmalarımız var. Yani önümüz açık söylüyorum. Yani bizim yani yeter ki üretelim. Yani dünya standartlarında üretelim. Bir örnek vereyim size. Biz Almanya'ya 340 bin euroya bir 1500 tonluk makine yaptık. Almanya. Ve kendimize o kadar şey diyoruz ki yani Almanya'ya işte böyle bir makine satışımız gerçekleşti. Firmanın 10 bin çalışanı var yine. Firmanın 10 bin çalışanı var. Firma makineyi Polonya'ya kurdu. Ve biz o arada yine biz Almanya Hanover'e bir fuara katıldık. Orada pres stadında bizim ürünün aynı ürünü yani özellikler aynı ama tabii biraz makyajı güzel. Makinenin makyajı güzel. Daha biraz giydirme yapmış tabii ki Almanlar. Süslemesi mi? 1.250 bin euro. Aynı eşdeğerde makine 1.250 bin euro. Yani biz orada kendimizi ölçtük yani. Biz onun 1/4 fiyatına o değerde bir makine yapmışız yani. Yeter ki kaliteli ürün yap. Yani Almanlar pazarlık bile etmiyorlar. Yani ben çok geç kaldığımı hissettim. Yani 2000 yılda Almanya'ya ihracata başladım.
Almanlar bizden pres mi alır diye böyle bu şeydeydim ben, yani bu kanıdaydım. Ama Almanya açıldıktan sonra keşke ben bu Almanya'ya, yani 2000 yılında dedi, 90 yılında ihracata başlasaymışız yani. Yani öne açık. Yani Almanya bütün Avrupa'daki ülkeler Almanya'ya geliyor. Yani fuarlara geliyor. Makine tedarikini oradan yapıyor. Almanya demek dünya demek yani. Peki sizin 45 ülkeye de ihracatınız var ya, bu makineleri sattıktan sonra takibini yapmanız gerekir. Arıza verirse? Servise gidiyoruz efendim. Yani oradan şey alabilirsek, o bulunduğu yerden bir destek, o işi bilen bir yerden bir servis imkanı bulup da bizim gitmemize gerek yoksa oradan halletmeye çalışıyoruz. Ama bulamazsak kendi ekibimiz gidiyor. Oradaki makinenin sorununu birebir gideriyoruz yani. Hangi ülke olursa olsun? Hangi ülke olursa olsun fark etmez. Peki sizin Türkiye'de başka şehirde şubeniz var mı? Yani fabrikanın yeri var mı? Yani bizim şöyle satış temsilcilerimiz var. Ama satış temsilcilerimiz çok ilk önce tabii ciddiydi onlar. Ama onlar şimdi şu anda ben ciddi olarak almıyorum yani. Onların ciroları çok az yani. Yani satış mı olmuyor? O manada mı ciddi olarak? Yani şöyle, Türkiye'de bir rekabet var. Yani örnek veriyorum. Ben Almanya'ya 5000 euroya makine satıyorum. Yani bir tane makineden bahsedeyim. Bu Türkiye'de 5000 euroya satılan makine işte 10.000 liraya satılıyor. Yani Türkiye'de böyle bir rekabet var. Kalitede rekabet yok da. Yani ben daha ucuza vereyim diye bir rekabet var. Halbuki daha kaliteli yap, daha güzel fiyata sat. Yani kalitesiz yapıp ucuza vermektense kaliteli yap, insanlar senin kaliteli ansınlar yani. Yani Konya'daki sanayiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelişen bir sanayi var aslında. Kesinlikle. Peki markalaşma ve kurumsallaşma nasıl? Vallahi herkes kendi çapında, yani bizim gibi firmalar hem kurumsallaşmaya hem markalaşmaya çalışıyor. Yani bugün hidrolik sand indiği zaman pres konusunda Konya'da 1'e gelmesek 2'ye geliriz. 2'ye gelmesek 1'e geliriz. Yani Allah'a çok şükür yani. Kurumsallık nedir? Vallahi kurumsallık güzel bir şey. Yani makinanı ekip olup da kurumsallaşabilirsek çok güzel bir şey yani. Ama bizim en büyük sorunumuz kalifiyeli eleman. Evet, yani orada sıkıntı çekiyoruz. Yani kalifiyeli eleman olsa, çünkü kurumsallaşmada hep kalifiyeli elemana ihtiyacımız var. O kurumsallaşmada kalifiyeli eleman olmayınca da bu bizi zorluyor yani. Çok eleman sıkıntısı yaşıyor musunuz? %100. %100. Yani benim şu anki firmam, inan ki %50 kapasitede çalışıyor şu anki firmam. Yani %50 kapasitede ancak çalışabiliyoruz yani. Bu da yeterince kalifiye eleman olmamaktan yani. Geliyor, yetiştiriyorsunuz. Sonra yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz eleman işte Konya bir garip bir ülke. Garip bir memleket. Niye garip bir memleket? Adam yetiştiriyorsun. Ya birisi çalıyor. Ya efendime söyleyeyim benim köyde işim var diye bırakıp gidiyor. Yani bugün bir İstanbul gibi değil. Adam çalışmazsa evine ekmek götüremez. Ama Konya'da öyle değil. Konya'da ya bir köyden bağımlılığı var ya bir bakanı var. Yani adam işe gelmiyor. Niye gelmiyorsun? Köyde işim var, köye gidiyor yani. Böyle bizim bir elemanda şeyimiz var yani, sorunlarımız var. Bir benim değil, bütün sektördeki insanların yani. Ben bazen böyle dışarıdan gelip de burada iş kurmuş olan kişilerle konuşuyorum. Şunu söylüyorlar. Yani diyorlar Konya'daki kişiler böyle devamlı ve düzenli bir iş aramıyor diyorlar. Sadece sana günü kurtarmak derdinde gibi hissediyoruz biz diyorlar. Mesela geliyorlar, başlıyorlar, birazcık para kazanıyorlar. Sonrasında bakıyoruz çekip gidiyorlar. Halbuki kalsalar daha fazla kazanacaklar ama o kısmı yakalayamıyoruz diyorlar. Katılıyor musunuz? Yani ben katılıyorum. Ben kendimden pay vereyim. Biz köyden geldiğimizde babamdan Allah bin kere razı olsun. Babam 92 yaşında. Biz köyden getirdiğinde, mesleğe, sanata verdiğinde bizim köyün insanları, akrabalarımız dahi bu adam kafayı yemiş. Bu adam işte Kayanlar'da işte çok cüzi bir asgari ücretle çalışıyor. Çocuklarını da yanında çırak götürmüş. Efendime söyleyeyim. Yani akıl olmadığını söylediler. Yani çırak olarak çalışıyorlar. Ama o çıraklık sonradan meyvesini verdiği zaman o öyle diyen insanlar şimdi bize kıpteyle bakıyorlar. Bunlar işte bir işin olunca, bir şeyler üretince, bir iş güç sahibi olunca o zaman akıllı insan oluyorsun yani. Halbuki insanların
sabretmesi lazım. Mesleğini öğrenmesi lazım. Hangi meslek olursa olsun hiç önemli değil. Yani mesleğini öğrendikten sonra önünü bir iş birileri sebep olur. O iş yerini açar. Yani önü açılır yani. Sizin bu açılış döneminde çok zorlandığınız, pes ettiğiniz ya da ya yok ben yapamayacağım herhalde deyip de geri çekildiğiniz oldu mu? Yani illaki olmuştur ama ben mücadeleci bir insanım. Yani Allah'a çok şükür, bak 60 metrekare yerden başladım, kirayla başladım. Şimdi Allah bize yani 10 bin metre birinci organize iş yerimiz var. 27 bin metre dördüncü OSB'de iş yerimiz var. Dördüncü OSB'deki yerimiz yani Konya'nın modern bir şey yani fabrikası yani. Yani son teknoloji tezgahlarımız var. Yani bu Halim Usta köyden geldiğinde ben bile hayal edemezdim bu imkanlara kavuşacağımı. Ama çalışırsan yani emek verirsen karşını Allah veriyor sana. Kul vermiyor yani. O zaman şimdi... Yani örnek bir insanım. Yani buna iddialıyım. Yani mesleğimde yakaladığım şeyi, imkanları bu çalışma hayatıma borçluyum. Bir de sabırıma borçluyum yani. Kardeşlerim var, çocuklarım var. Elhamdülillah yani. Ekibimiz var. İşte 100 tane yani 100 tane takım arkadaşla çalışıyoruz diyebilirim. Yani ben iki çalışanları yanımda işçi olarak görmüyorum. Hepsi benim kardeşim, hepsi arkadaşım. Peki o zaman gençlere de tavsiyeler olsun bu söyledikleriniz. Kesinlikle. Daha sabırlı olsunlar, işi yani, öğrensinler. Sabretsinler. O şekilde mi söyleyelim? Aynen öyle söyleyelim Bildan Hanım. Aynen öyle söyleyelim. Başka ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Vallahi işte başarı sabretmekten, mesleğini öğrenmekten geçer yani. Ben onlardan birisiyim. 9 yıl mı çalışmıştınız? Evet, 9 yılda mezun oldum ben. O üniversite hayatım benim. Yani o ilkokuldan yani üniversite hayatı gibi ben 9 yılda oradan mezun oldum ve bu işi orada öğrendim ve iş yerimi açtım. İşte 60 metre, 70 metre kareden bugünlerimize geldik Allah'a şükür yani. Peki şu anda ne gibi projeleriniz var? Mesela geliştirmek adına neler yapmak istiyorsunuz? Vallahi şimdi Ar-Ge birimimizle... Farklı bir sektörde bir şeyler yapmak istiyor musunuz? Yok, biz mesleğimizde ilerlemek istiyoruz. Biz mesleğimizin yani sonu yok. Yani mesleğimizde yapabildiğimiz kadar daha teknolojik tezgahlar üretmek istiyoruz. Yani bilgisayarlı tezgahlar. Ya şu anda da yapıyoruz o tezgahları. Örneğin bize Almanya'dan, Avrupa ülkesinden, Rusya'dan proje veriliyor. O projeye göre biz makineyi üretiyoruz, teslim ediyoruz. O zaman teknolojiye yatırım yapıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Yani sonuna kadar teknoloji kullanıyoruz yani. Robotlar falan da çıkmaya başladı şimdi. Sizde de vallahi Bildan Hanım, bizde robot olmaz. Bizde emek ister. Robotla bizim makinamızın üretimi olmaz yani. Yani makina, robot şöyle... Makineyi kurarsın. Örneğin biz makineyi presi kuruyoruz. Presin ağzına parça koyuyor, parçalıyor. Onu tamam o robot ama presin üretiminde robot olmaz. Presin üretimi muhakkak ki emek istiyor yani. O zaman siz de emekle devam edeceksiniz. Yani başka yapacak bir şey yok. Keşke olsa da robotlara yaptırsak işleri. Daha mı kolay olur? Yani tabii kolay olur. Yani eleman sıkıntısı çekmeyiz. Eleman sıkıntısı çekmeyiz. Daha iş robot yapabilse eleman aramayız yani. Ama doğru öyle bir robot yok yani. Şu anda bizim günümüzde yok. İleride olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bakacağız artık. Biz de takip edelim. İnşallah. Halim Bey bir reklam arasına gidelim. Tamam. Reklamlardan sonra tekrardan devam edelim. Tabii zaten ki. Görüntülerimiz falan da gelecek şimdi. Tamam. İkinci bölümde daha tamam. Rahat konuşuruz. Tamam efendim. Çok kısa bir reklam arasından sonra hayatın içinden devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın.
Evet efendim, hidrolik sahanla hayatın içinden devam ediyor. En son gençlere tavsiyelerde bulunduk. Evet. Halim Bey, var mı başka tavsiyelerimiz? Vallahi tavsiyelerim, gençler okul hayatlarında da çalışsınlar. Okuyamıyorlarsa bir sanata girsinler. Hangi sanat olursa olsun, o sanatta, o sanatı öğrensinler. Onların ekmek kapısı olsun, altın bilezikler olsun. Gençlere tavsiyem bu. Ama çalışsınlar. Çalışsınlar. Çalışmadan olmaz. Kesinlikle çalışsınlar. Çalışsınlar. Peki, hidrolik sandan birazcık daha bahsedecek olursak bu pres makinelerini biraz daha açalım mı? Tabii ki, buyurun. Siz anlatın bana. Pres makinesi ne yapar, ne eder? Yani örnek veriyorum. Bizim pres üretimimiz işte dediğim gibi 60 metrekare bir alandan başladık. Bu talep doğrultusunda biz 20-100 büyüdükçe üretim de büyüdü. Bugün bizim yıllık üretimimiz pres adedi. İlk yılda ben 13-15 pres yaptım. 82 yılından bahsediyorum. Şu anda görüntülerimiz de geliyor fabrikadan. Evet. Değil mi? Fabrikadan görüntüler. Doğru. Bunlardan. Ürettiğimiz ürünler. Onlar makinalarımız. Bunlar makineler. Evet. Bak son teknolojik makinamız. Tabii kişilerin kontrolünde çalışıyor ama. Evet. Robota ihtiyaç yok. Bunlar da robot olmuyor. Yani bunlar da robot olmaz. Yani bunlar da robot olmaz. Yani evet. Robot, bu üretimde robot kullanamayız yani. Keşke kullanabilsek yani. Peki bu riskli bir iş mi? Vallahi işte risk düşündüğün zaman evden çıkmayacaksın. Risk her yerde var. Aynı tüye inmeyeceksin. Aynı yani risk her yerde var. Yolda yürürkede sana gelip birisi vurur. Doğru. Yani böyle hani bazı sektörler olur, o işi yapan kişilerin sürekli kontrol altında durmaları gerekir, ne bileyim daha çok dikkat etmeleri gerekir ya. Ama bunun öyle bir çok şeyi yok herhalde. Var var. Bunda da var ama tabii ki önce Allah'a güveneceğiz. Bismillah deyip işimize başlayacağız. Bak Rusya'ya yaptığımız makine. Ne için yapmıştınız o makineyi? İşte dedim ki verdikleri projeye göre ürettik biz o makineyi. Ne projesi vermişlerdi bu makine yani için? Yani onlar işte bu makinenin bize böyle bir makine talep ettiler. Biz de projelerine göre bu makineyi ürettik. Ne yapacaklar bu makineyle? Bak basıyor, parçaya basıyor bak şu anda. Burada da herhalde tanıtımını yapıyor beyefendi. Evet, beyefendi de fabrikanın tanıtımını yapıyor. Hidroliksan, evet. Buyurun, şimdi sizi dinleyelim. Evet, siz sorun ben söyleyeyim. Ne diyordunuz? Orada notlarınızda. Yani şu anda mesela ilk yıllarda 13 adet ürettiğimiz yıllık makineyi şu anda 1200 adet üretiyormuşuz bu atölye preslerini. Yani özel presler hariç. Yani buradaki televizyonda gördüğümüz presler hariç. Bunlar özel presler. Bunlar zaten şeye göre geliyor. İsteğe göre yapılanlar. Tabii isteğe göre. İsteğe göre. Yani arz talep meselesine göre üretiyoruz. Bir de bizim böyle piyasanın ihtiyacı olan standart ürettiğimiz ürünler var. Yıllık 1200 tane üretiyormuşuz. Onlar ne mesela standart üretilenler? Standart üretilenler hidrolik pres. İşte 20 tondan başlar. 300 tona kadar, 500 tona kadar atölye tipi diye adlandırdığımız presler. Hidrolik preste yurt dışında üretilen bütün makineleri burada üretebiliyor musunuz? Hayır, öyle bir şey yok. Yani biz şöyle söyleyeyim, üretebildiğimiz bizim kapasitemizdeki olanı, her ürünü ben üretirim diyemem. Çünkü presin 1000 tane çeşidi var. Belki 2000 tane çeşidi var pres üretiminin. Ya ben bunlardan belki yani 2000 adetten ben 3'ünü 5'ini üretiyorum. O kalem üretiyorum. Pres çeşidi o kadar çeşitli ki ben hepsini üreteceğim diye bir şey yok yani. O zaman önceki bölümde hani sormuştum ya biz kendi işimizden devam edeceğiz diye pres sayısını, üretimini çoğaltacağız herhalde. Yani biz daha presin işte bunun daha böyle kapsamlısını, daha modernini yani mesleğimiz üzerine ilerleyeceğiz yani. Daha önce ben atölye preslerinden başladım. Çalıştığım firma da atölye preslerini üretiyordu. Ben öyle yetiştim. Ama bu özel presleri biz kendimiz talebe göre artırdık yani. Evet. Peki Konya sanayisinden birazcık daha bahsedecek olursak sizce markalaşma nasıl? Markalaşma yani şimdi şöyle zaten insanın işi getiriyor markalaştırmayı yani. İşin şeyine göre büyümesine göre markalaşıyorsun yani. Yani bizim gibi böyle gerek hidrolik pres sektöründe olsun, gerekse tarım sektöründe olsun, gerekse otomotiv sektöründe olsun. Herkes ürettikçe, mesela benim komşularım var, Kaşmazlar. Dişli konusunda
bugün Türkiye'de ve dünyada da belirli başlı firmalar. Bunlar da bizim gibi atölyeden başladılar. Yani şimdi kaşmazlar firması dediğin zaman yani herkes yani Kıpti'yle bakan bir firma yani. Allah yollarını açık etsin. Yani bunun gibi mesela Gazeloğlu'nda bir arkadaşımız. Hı hı. Yani tarım aleti üretirken bana kendisi sordu. Halim Usta ben hidrolikte ne yapabilirim? Ben ona benim presime ait bazı pompa parçalarını üretirsen ben şu kadar miktar ürettiririm sana dedim. Ama kendisinde öyle bir üretim kapasitesi var ki bugün benim verdiğim pompanın şimdi 100 çeşidini yapıyor. Yani benim pompadan yola çıktı. Hı. Şimdi 100 çeşit pompa üretiyor. Yani o da benim gibi bilmiyorum 30 ülkeye 40 ülkeye ihracat yapıyor. Böyle böyle gelişiyor. Böyle böyle gelişiyoruz yani. Konya'da sanayi iyi diyebilir miyiz? Yani gelişen bir sanayi var diyebilir miyiz? Kesinlikle. Gerçek manada. Gelişmedi de ben nereden geldim? Hı-hı. Benim oturacak evim yokken bugün modern pres üreten bir fabrikam var benim. Neyle geldik bu? Çalışmakla. Yatmakla olmaz. Yatmakla olmaz. Çalışacaksın. İşine göre üretim yapacaksın. Zaten yaptığın üretim sana haz veriyor yani. Yani bir çocuğun gibi oluyor o iş senin. Peki piyasalarda bir dalgalanma oldu son dönemlerde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Çok etkilendiniz mi bundan? Ya şöyle, bizim gibi ihracat yapan firmalar Allah'a şükür ayakta. Hı hı. Yani biz ihracatımız olduğu için iş piyasanın şeyinden biz etkilenmezsek olmaz. Etkileniyoruz ama biz dışarı ihracatımız olduğu için Allah'a şükür biz yolumuza devam ediyoruz yani. Peki genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz piyasaları? Valla genel olarak şimdi şöyle, dışarıya üretim yapan bizim gibi firmalar işleri devam ediyor. Ama iş piyasadaki insanlar şu anda iş piyasada bir işte tarım sektörü olsun efendime söyleyeyim. Bir daralma olduğunu, işte işlerin iyi olmadıklarını arkadaşlardan duyuyorum. Ama düzelir değil mi? Ya işte şöyle söyleyeyim yani illaki düzelecek yani. İlla ki düzelecek. Mecbur düzelecek. Mecbur düzelecek. Hayat devam ediyor. Değil mi? Doğru Hayat söylüyorsunuz. Hayat devam ediyor. Hayat devam ettiği sürece mecbur düzelecek. Peki Halim Usta, sizin soy isminiz de usta olunca böyle biz Halim Usta diyoruz ama o Vallahi usta kendimi, manası. Kendimi şanslı hissediyorum. Yani daha önce Usta Sanlar sülalesiymiş bu bizim sülalenin ismi. Bu Usta Sanlar sülalesinde isim dağılırken işte kaç yılda isim dağıldıysa Usta ismisini bize vermişler. Örneğin işte diğer şeyler usta biz olacaktık falan diye böyle de bir birbirlerine serzenişte bulunmuşlar. Biz usta isminden mutluyum ben yani. Soy ismim usta olmasından mutluyum yani. Şimdi bizim hem usta hem kendimiz ustalığımızdan dolayı ikisi bir arada oluyor yani. Yunus Bey şimdi numarayı gönderirken Halim Usta diye gönderince ben de herhalde usta diyor ustası o yüzden o şekilde gönderdi zannettim ama sizin soy isminiz Vallahi de ustaymış. Vallahi Yunus Bey'i ben tebrik ederim. Yunus Bey şöyle elimizde büyüyen bir kardeşimiz. Abisi benim arkadaşım rahmetli oldu. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Bana hep bu destire satımıyla başladı. Yani o da bu işi böyle çok ufaktan başladı. İşte yıllar geçtikçe Halim Usta bir mekan açacağız. Açılan elim içinde, aç elin içinde. Abimin selamı var, abin nerede? Abim işte ittifakın satış müdürü falan. 5 sene bana Yunus abisinin selamını getirdi götürdü. 5 sene sonra rahmetli Ahmet'le tanıştık. İşte onlar da böyle ticarete başladılar. Allah yollarını açık etsin. Hem Konya'da hem Türkiye'de güzel bir yere ulaştı Güntes firması da. Onu evet. da burada yad ediyorum yani. Evet. Önde yolları açık olsun yani. Ama Yunus Bey şöyle söyleyeyim. Yeniliğe açık bir arkadaş. Bugün onun katakolisindeki insanlar hep geride kaldı. Yunus hep ileri gitti. Yani yeni takım tezgahlar getirdi. Konya sanayisine, Türkiye sanayisine kazandırdı yani. Peki biz de buradan selamlarımızı gönderelim. Gönderelim kardeşime. Gönderelim kardeşime. Halim Bey siz bize bir anımızı anlatacaktınız ama. Hangi konuda? Hangi şöyle, konuda isterseniz. Nasıl dinleyelim bir anı, biz nasıl de. Bir şöyle bizi izleyen eğer genç yatırımcılar olacaksa, yeni sektöre adım atacak kişiler olacaksa onlara örnek olacak bir anı alalım. Yol gösterecek. Yol gösterecek. İşte şöyle söylüyorum. Yani benim param yok. Ben bu işi açamam. Ben bu işte başarılı olamam. Bu iş ağır. Bu mesleğin parayla açılmaz diyenlere ben bir örneğim. Benim de param yoktu. Yani iş yeri açtığımda inan ben hanımımın
koluna taktığım 330 gram altını alıp sermaye yaptım. 330 gram bizim sermayemiz. Ben hanıma dükkan açacağım dedim. Hatta annem babam demiş ki kızım verme altınlarını. Bak bu batırır, yer. Ben hanıma dedim ki hanım filede dolu gelmesini mi isten? Yoksa istediğimizi almanı mı isten? İstediğimizi almamı istersen benim kolumda bir altın bilezik var. Onu bir açalım, bir bozduralım. Bir kısmet şansımızı deneyelim. Yani olur. Olmazsa da gider yine bir yerde çalışırım ben. Kaybedeceğimiz bir şey yok dedim ben. Ve Allah'a şükür oldu. O hanımın 330 gram altınını, benim de sanatımı bozdurduk. Çok şükür bugün Hidroliksan firması ondan doğdu. Peki bu dönem iyi bir dönem mi böyle adım atmak için ya da yeni bir iş kurmak için? Şimdi şu onun dönemi oluyor mu? Hiçbir önemi yok. Bak hiçbir önemi yok. Yeter ki insan kendine güvensin. Bir yola baş koysun. Ben de iş yeri açtığımda işte bir arkadaşımızla ortak olduk, iş yeri açtık. 10 tane makine yaptık. Bizim kapımızı 8 ay açan olmadı. Benim ortağım bana sen nereden geldin? Ben bu işi yapmayacaktım. Sen geldin. Evet. Ya abi sabret. Bu ilk dönemler mi? Tabii ilk dönemler. Bu benim 82-83 yıllarından bahsediyorum. Ya abi bir sabret. Bak ben Kalfalık'tan geldim. Senin iş yerin vardı. Ya geçer bu günler. Ve bir arkadaşımız iş yeri açtı. Tedarikçimiz bizim. Hasçelik firması. Bana dedi ki Halim Usta oğlum bir pres al gel de benim buraya koy. Açılış yapıyorum. Gelen giden görsün satalım. Allah razı olsun kendisinden. Oraya bir tane presimi getirdim. Ve oraya gelen onun müşterisine sattık. Sattığımız müşteri de bizim iyi bir şeyimiz oldu. Referansımız oldu. 13 presi biz bir ayda sattık bitirdik. 8 ayda satılmayan pres. Yani bekleyeceksin, sabredeceksin yani. Ödemiş'ten bir müşterim geldi. Onu da Allah razı olsun hala görüşüyorum kendisiyle. Ona da 300 liraya bir pres sattım. 100 lira peşin. Ayda 50-50 o günün şartlarında. İşte böyle başladık. Sabrederek. Sabrederek, çalışaraktan buralara geldik yani. O zaman tabii bol bol sabırı söylüyoruz. Böyle gelen kişilere özellikle soruyorum. Gençlere tavsiyeleriniz ne olacak ya da anılarınızı anlatın. Böyle neler söyleyeceksiniz diye ki. Eğer yeni iş kurmak isteyenler varsa ve o tedirginliği yaşıyorlarsa. Bir de etrafta. Bir şey anlatayım mı? Yayında mıyız? Yani bana örnek veriyorum. Benim istediğim kızı fakirsin diye bile vermediler. Bir işçi parçasına mı vereceksin dediler. Bak bu da bir anıdır yani. İşçi parçasıydık. Ama şimdi Allah'a çok şükür o işçi parçası 80 tane takım arkadaşıyla çalışıyor. Türkiye'nin güzel bir firması, Konya'nın güzel bir firması oldu ya. Nereden nereye mi? Nereden nereye? Yeter ki mesleğine olsun. Ya ne olursa olsun ya mesleğinde ileride inşaat olur, makine olur, efendime söyleyeyim. Mesleğine sahip çıksın herkes yani. Ama bir mesleği olsun insanların yani. Ama şu anda herhalde çırak bulmakta da zorlanılıyor. Değil mi? Ya şimdi şöyle herkes okusun. Gelen çırak iş beğenmiyor. Gelen çırak hemen kaç para vereceksin diyor. Ya ben ustalarımla 3 sene çalıştım. Ben ne vereceksiniz demedim. Ne verdilerse Allah bereket versin dedim ben. Yani bizim bu kadar para vereceksin diye bir şansımız yoktu yani. Zaten desen kapının önüne korlar. Bulamazsın, iş bulamazsın. Şimdi gençler o kadar şanslı ki nereye gitse iş var. Her atölyeye gidip orada çırak olarak başlayabilir. Doğru. Yani bu işte sabreden, efendime söyleyeyim, o mesleği öğrenen, benim yanımdan bile kaç tane elemanım ayrıldı. Ben gurur duyuyorum elemanlarımla. Niye? Benden öğrenmiş, ben meyve vermişim. Onlar da iş yeri açmışlar. Onlar benim gururum. Yani ben kıskanmıyorum yani. Peki. Program tam hayatın içinden bir program oldu o zaman bugün. Vallahi Bildan Hanım işte yani anlatabildiğim şekilde ilk defa televizyon programına çıktım. İlk değil mi? Anlattım size. Yani doğal bir insanım. Bilmiyorum. İşte benim şeylerim varsa da affolun. Yok canım gayet güzel ilerledik. Peki var mı son olarak söylemek istediğiniz bir şey? Program sonuna geldik. Tamam son olarak söylemek istediğim işte gençlere başarılar dilerim. Okuyacaklarsa güzel okusunlar. Yarım yamalak okumasınlar. Mesleği öğreneceklerse tam öğrensinler.
Halim Usta gibi Halim Ustalar çıksın memleketten yani. Ustalarımız çoğalsın. Yani hayır, biz bunu teslim edeceğiz zaten. Bu ben baki değilim bak. Yaşım 60 olmuş. Ben 11 yaşında başladım bu mesleğe. Yani öğreneceksin. Öğrenmenin şeyi yok. Yaşı da yok, yaşı zamanı da yok. Yani mesleği öğreneceksin. Mesleği, hele hele bizim mesleğimizi öğrenen insanın önü açık. Niye? Bizim mesleğe herkes hor bakıyor şimdi. İmalatçılığa, makinacılığa, tornacılığa hor bakıyorlar. Hor bakanlar, inan ki buna da hor bakmayıp sahip çıkanlar ileride yani bir doktor gibi aranacak yani. Meslek aranacak yani. İş yaptıracak adam aranacak yani. O zaman iş beğenmemezlik yapmasınlar, sahip çıksınlar, sahip güzel okusunlar çıksınlar, diyoruz. Sahip çıksınlar diyoruz. Halim Usta'dan tavsiyeler. O kadar. O kadar. Evet efendim, Hayatın İçinden'in bu haftalık da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte ve aynı günde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Ben firmamızı da bekliyorum bu arada. Size canlı yayında firmamızda ziyaret etmenizi bekliyorum. Tamam, firmaya da geleceğiz ziyarete. İnşallah. Bir gezeceğiz oraları. İnşallah.